Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere söz verdiğim gibi Barbie'nin pasta dükkanını açacağım. Kocaman bir kutu ve inanılmaz ağır arkadaşlar. Hani diğer setlerle kıyaslayınca gerçekten çok ağır. Çünkü tezgah çok geniş. Şimdi hep birlikte hazırsak açalım ve pastalarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, büyük kutusundan kurtardım. Şimdi hemen ilk olarak Barbie'mizi kurtaralım. Arkadaşlar açar açmaz bir şey çok hoşuma gitti gerçekten. Hemen göstermek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu çıkıyor. Baskı değil. İşte bu aradığım şey bu. Kalite. Neden çok sevindim? Çünkü bu elbise böyle düz ya. Her şeyle kombinleyebilirim. Her şeyde kullanabilirim. O yüzden çok sevindim. Cırt cırtı yok arkadaşlar. Şöyle çekiştirip çıkarıyoruz. Ama esnek bayağı hani kolay çıkıyor. O açıdan sorun yok. Yüzüne bakalım. Arkadaşlar yüzü de bu şekilde. Saçları o çiğ sarı dediğim sarıdan değil. Daha böyle kumrala yakın bir sarısı var. Şöyle gösterebilirim. Şöyle ayakkabıları güzel arkadaşlar. Farklı bir spor ayakkabımız daha oldu. Bu ayakkabılardan yoktu. Hani daha önce Fashionistas'lardan falan çıkan ayakkabılara benzemiyor. Keşke şu çizgiler de böyle beyaz falan olsa, o kadar güzel olurdu ki, çok orijinal dururdu gerçekten. Evet arkadaşlar, elbisemiz bu şekilde. Şimdi önlüğümüzü geri takalım. Barbie'nin önlüğünün çıkmasına hayran oldum ve çok sevindim gerçekten. Bu beni çok mutlu etti. Hemen tezgahımızı çıkaralım ve buradaki şeyler ne işe yarıyor? Bir de kullanım kılavuzu çıktı arkadaşlar. Şöyle bir şey çıktı. Ben hemen bunu okuyup anlıyorum. Çünkü bir şeyler yapıyoruz ve size anlatıyorum. Bakar mısınız? O kadar teferruatlı ki. Gerçekten çok heyecanlandım şu an. Ve hemen tezgahı çıkarıyorum arkadaşlar. Anlatılanları anladım ve hemen yapmak için sabırsızlanıyorum. İnanılmaz heyecanlı. Şöyle tüyolar vereyim arkadaşlar. Böyle şeyler var. Çok eğlenceli gerçekten. Bir önceki pasta setinin de altında böyle plastikler vardı. Hani bir görün ki, bilin ki, ona göre çekip kırmalar vesaireler yaşanmasın diye gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde açılıyor. Onları çıkarınca tezgahımız zaten kurtulmuş oluyor, tezgah oradan. Buradan çıkan şeyi direkt buraya koyuyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar 3 farklı renk çıkıyor hamurlardan. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Yeşil renk var. Aa, çok güzel. Bunda böyle nokta nokta. Aa, bunu daha ayrıntılı göstereceğim. Buradan şu an net çıkmıyor ama nokta nokta farklı neon renkler var arkadaşlar. Pembe, yeşil. Bu da pembe arkadaşlar. Ve son olarak ufak parçalar. Şöyle pasta süsleri var pastaların üzerlerine. Hani doğum günlerinde yaparlar ya üzerlerine. Farklı konseptlerde kullanmak için, işte gökkuşağı, yıldız. İki farklı konsept kullanmışlar. Yine pastanın üzerine herhalde çocuk doğum günlerinde kullanmak için o konsepte uygun ayıcık koymuşlar. Oyuncak ayıcık. Pastanın üzerine yine koymak için. İyi fikir. Güzel. Keşke bir tane de minyatür Barbie yapsalardı. O Barbie'yi de koyardık pastanın üstüne süs diye. Ama bende öyle şeyler var. Evciliklerimde oynarken kullanırım. Minyatür Barbie'm var çünkü arkadaşlar. Şimdi böyle bir spatulamız var. Bunu böyle koyalım. Bu ne arkadaşlar? Bulacağız bunların hepsini. Bu bir şeyin kapağı ama bakacağız. Neyin kapağı tam anlamadım. Bunlar dediğim gibi süs ve bu da böyle sıkmak için, böyle sıkma aleti. Ama herhangi bir işlevi yok arkadaşlar. Çünkü ne hamur koyacak bir yer var ne de sıkacak bir şey var. Böyle bir şey. Yani göstermelik aslında. Bir işlevi yok gördüğünüz gibi. İki tarafı da kapalı çünkü. Şöyle bir tane de pasta, yaptığımız pastayı işte götürebilmek için bir karton kap. Hani zaten pastaydı normal hayatta aldığımızda kartonda taşırız götürürüz. Keşke bundan ama 5-6 tane içine koysalardı. Çünkü karton olduğu için yıpranması kolay olur diye düşünüyorum. Yani iyi olurdu ya. En az 10 tane koysalarmış süper olurmuş. Ama üzülmeyin, hiç şeyler var ya hani bu çocuklar doğuyor, iyi ki doğdum bebeğim temalı böyle karton şeyler var. Ben kızıma da yaptırmıştım. Onları da kullanabilirsiniz. Ve onlar 50 tanesi 10 liraya falan satılıyor. Bu oyuncak hamuru falan, şeker hamuru falan satılan pasta dükkanlarında var.
Ve şimdi arkadaşlar bunu kaldıralım. Tezgahımızı koyalım. Ve şimdi hamurlarımızı açıyorum arkadaşlar. O kadar güzeller ki. Bakar mısınız? Rengi çok tatlı bir pembe. Beni en çok heyecanlandıran hamur da bu oldu arkadaşlar. Çünkü içinde böyle neon tanecikler var. Bakacağım nasıl bir şey his olarak. Evet, tanecikler ele gelmiyor arkadaşlar. Nasıl netleşebilir acaba? Şöyle bakarsınız eğer içinde böyle şeyler var. Renk renk. Çok netleşemiyor ya. Şöyle mi yapsam? Gördünüz mü şöyle? Evet, böyle. Bu hamur çok hoşuma gitti. İnanın çıkmıyor ya kamerada ne kadar güzel olduğu. Sim gibi bir şeyler var aslında içinde. Çok güzel yapmışlar bu hamuru. Çok beğendim. Diğerine bakıyorum hemen hızlıca sizin için. Bu da böyle su yeşili gibi arkadaşlar. Bu da çok güzel. Aslında mavi gibi rengi daha çok turkuaz gibi. Beğendim bunu da. Şimdi hemen son olarak da şurada şeyimiz var. Kasada dursun diye. Bunu bantlamışlar buraya arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet. Kasa bilgisayarı gibi bir şey işte bu da böyle. Bunu da şöyle koyalım. Oraya başka ne koyabiliriz? Şunu koyabiliriz. Şimdi değişik şeyler var. Şimdi bunların nasıl kullanıldığını anlatacağım size. Ve şimdi arkadaşlar her şey hazır. Tezgaha konuldu. Arkaya da Barbie'mizi koyuyoruz. Bize pasta yapsın diye. Hazırsak başlıyoruz. Evet, şimdi ilk önce iki farklı renkten alıyorum arkadaşlar. Bir tanesini böyle pembe alacağım. Diğerini de o simli gibi olan hamurdan alıyorum. Ve ikisini yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar iki yuvarlağım da hazır. Hemen fırınımızın kapağını açıyoruz. Küçük yuvarlağı küçük yere, büyük yuvarlağı da büyük yere şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve bunu bastırırken de şu az önce ne olduğunu anlamadığım kapağı kullanıyoruz arkadaşlar. Önce şöyle elimizle bastırayım da yine. Çünkü taşmalar oluyor. Şöyle tam düz yapmak için de şu hatta pembe olan az oldu arkadaşlar. Ona biraz daha ilave yapayım. Şöyle. Şimdi kapakla bastırıyoruz arkadaşlar. Dümdüz olana kadar. Şu şekilde. Gözüküyor değil mi? Evet. Şimdi böyle fazlalıkları oluyor. O fazlalıkları şöyle elimle alıyorum. Evet. Şimdi fırına koyuyorum. 220 dereceye ayarlıyorum. Ve pişmesini bekliyorum. Ve arkadaşlar pişti sanırım. Artık çıkarabilirim. Şu şekilde bu kolu tutuyorum. İtiyorum. Pastalarımız çıktı. Gördüğünüz gibi açıyoruz kapağını. Pastamızın bir tanesini alıyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Ben bunu iki katlı pasta olarak hayal ettim arkadaşlar. O yüzden böyle iki katı var. Diğerini de alıp onun üstüne koyuyoruz şu şekilde. Bu şekilde yapabilirsiniz ama bunu koymadan önce hatta şöyle de bir şey. Bu altındakine desen verebiliriz. Deseni neyle veriyoruz? Göstereyim hemen. Bununla arkadaşlar. Bu işlevi yok demiştim ama desen yapıyormuş şu şekilde. Işık çok kötü oldu. Bir saniye. Işığı açalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kalp deseni veriyor şöyle kenarlarına, istediğiniz yerine. Hatta bunu normal hamur yaparken de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de ortasına yapalım. Gördünüz mü? Çok güzel. Üzerine şimdi pastanın diğer katını şöyle koyalım arkadaşlar. Onun da tam ortasına bir tane mi? Hadi kenarlarına da yapalım. Bir sürü yapalım. Çünkü çok zevkli zaten yapması. İnanılmaz eğlenceli. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi geldik. Bu ne işe yarıyor? Onu anlatayım. Fırınımızın kapağını kapatıyorum. Bu pastayı böyle yaklaştırıyoruz ve arkadaşlar şu şekilde döndürüyoruz. Böyle döndürürken şöyle desen oluşuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Mesela bu yeşil böyle çizgi çizgi desen yapıyor.
Şimdi sizin için diğer ikisini de hemen deniyorum. Diğer ikisini denemem için bu pastayı almam lazım, bitirmem lazım. Bu pastaya şöyle gökkuşağı teması veriyorum arkadaşlar ve pastamız hazır. Hadi şimdi geri kalan iki pastayı da yapalım. Normalde bu pastayı böyle buralara koyarız herhalde, şu kağıdı çıkarıp. Kağıt var, burası boş arkadaşlar. Ama ben şimdi o kağıdı bozmak istemiyorum çünkü öyle de güzel gözüküyor. Pastayı ben başka bir tezgaha alacağım. Evet, pastamızı bu büyük spatulamızla tutuyoruz. Hatta Stacy'nin spatulasını da kullanabiliriz. Şu şekilde arkadaşlar tutuyorum. Ama bu buraya geçirmişti ya, böyle tutmamız zor ama şöyle alıp şöyle spatula yardımıyla buraya koyabiliriz. Çok hoş oldu gerçekten, bakar mısınız? Harika zevkli. Hemen diğer iki pastamı da yapıyorum. Evet, kullandıktan sonra şu şekilde elimizle indiriyoruz. Çünkü böyle yaptım, inmiyor arkadaşlar. Kenarına hamurlar sıkışmış. Onlar onu zorluyor. Bu arada bu hamurları mutlaka alın arkadaşlar. Kurumasınlar. Kururlarsa sistem çalışmaz iyi. Şu şekilde hemen diğer pastamı da koyuyorum. Üzerine tekrar gökkuşağı şeyini koyacağım. Ama bu sefer o kadar nasıl diyeyim, yüksek bir ikinci kat istemiyorum. Biraz daha alçak olsun. Çünkü bu çok yüksek oldu gibi sanki ikinci katı. O yüzden hamuru biraz daha az koyacağım. Şöyle. Ve bu aletle de şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu alçak olacak ya. Onu şöyle şurada şöyle düzleştirmem lazım. Şimdi şöyle elimle bastıracağım tekrardan. İşte bu kısımlar size kalmış. Aa, bu arada bu çıkıyormuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Ha, çok güzel. Bu çıkıyormuş. Böyle çıkarıp takabiliyorsunuz da. Görmüş olduk. Çok iyi denk geldi. Evet, fırınımızın kapağını kapattım. 220 derecede pişiriyorum. Ve arkadaşlar pişti. Şöyle hemen çıkarıyoruz pastalarımızı. Bu da şey olsun. Mavi yaptık ya, erkek bebek pastası olsun. Çok güzel olur, evet. Hemen koyuyorum buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Acemi şansın diye bir şey var kesinlikle. Çünkü öbür pastam daha güzel oldu. O ilkler hep güzel oluyor. Hemen desenimizi de yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Üzerine ikinci katımı da koyuyorum. Şu şekilde. Ve şimdi şu sarı deseni deneyeceğim. Evet, şimdi yaklaştırıyoruz ve pastamı döndürüyorum. Bakalım bu desen nasıl? Aa, çok güzel. Gördünüz mü? Kalp ve S böyle çizgileri var. Üzerine de ayıcığımı oturtuyorum. Ay, çok güzel oldu ya. Bakar mısınız? İnanılmaz tatlı bir pasta oldu. Ay, çok sevindim böyle bir şey ürettikleri için. Çünkü gerçekten çatal bıçak batıra batıra yedirebileceğim evciliklerde. Ve pasta şeklini alabilecek yaptığım bir şey. Normalde bunu bu malzemeler olmadan nasıl yapardım bilmiyorum. Ve hemen arkadaşlar bu pastamı da şöyle spatulalarım sayesinde tabağa koyuyoruz. Bir kazaya kurban gitmeden. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar ya. Gerçekten inanılmaz güzel pastalar. Şimdi üçüncü pastamı yapıyorum. Üçüncü pastada da şey yapalım. Mavi ile pembe renk olsun. Hemen elimle yine şöyle bastırıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Hemen toplarımı da hazırlıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Biraz daha az geldi. Biraz daha alıyorum. Şöyle koyuyorum. Evet. Sonra şununla bastırıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar pastalarımız oldu. Fırından çıkarıyorum. Bu şekilde. Fırını biraz kaydırdım sanırım. Şöyle. Fırını kaydırmayın arkadaşlar. Kaydırırsanız ne olduğunu da göstereyim. Şöyle bir şurada bir şey oluyor.
kaydırdığım için oldu. Neyse bu böyle olsun bu seferlik. Gittikçe böyle yaptıkça kötüleşiyor arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz inşallah. Yaptıkça daha iyi olur diye düşünüyorum. Ana normali o ama bende tersi işliyor. Şimdi hemen desenimizi de verelim arkadaşlar. Şöyle kalp desenleri üzerine, altına. Aa, bu çok güzel bir pasta olacak. Çünkü üzerine koyacağımız şey çok güzel. Hemen koyuyorum. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldu. Şimdi bunda da son olarak bunu deniyoruz. Yaklaştırıyorum. İyice yaklaştırdıktan sonra da döndürüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Bu gerçekten denk geldi. Çok güzel oldu. Burada da yıldız var. Şu an bunlar deseninde de yıldız var. Şöyle göstereyim size. Bakın bilerek yapmadım. Tamamen denk geldi. Ay şunu şöyle göstereyim. Evet, bu pastam en güzel pastam bu oldu bence. Size göre hangisi en güzel oldu? Aşağı yorumlara yazın. Ayıcıklı mı, gökkuşağı mı yoksa yıldızlı pasta mı güzel oldu? Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu kutuya böyle çok katlı bir pasta sığmaz. Tek katlı pasta sığar. Aslında sığdı gibi ama süsü şöyle düşüyor. Süsünü böyle koyarsınız. Paket olarak mesela eve sipariş verdiğinizde. Zaten öyle olmuyor mu? Mumları falan sonradan biz ekliyoruz mesela. Şöyle. Ay bir tane de böyle mum yapsalar ne güzel olurdu, öyle değil mi? Evet, pastamız içeride gözüküyor. Bu şekilde siparişiniz hazır. Eve getiriyoruz. Açıyoruz şu şekilde. Şöyle. Ve koyuyoruz işte tezgaha. Süsümüzü de üzerine koyuyoruz. İyi ki doğdun Barbie. Nice mutlu senelere. Evet arkadaşlar, setimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şuralara da pasta mı konuluyor bilmiyorum. Bu çıkıyor mu? Çıkmıyor arkadaşlar. Şuralara bir şeyler asılıyor ama. Böyle şeyler asabiliriz arkadaşlar. Bunu da. Ve bunu da asabiliriz bu şekilde arkadaşlar. Etraf derli toplu olsun, öyle değil mi? Bu şekilde. Bu arada az kalsın unutuyordum. Setten arkadaşlar birer tane. Niye birer tane onu da anlam veremedim yani. İki tane koyulsa ne olurdu? Tabak, çatal, kaşık çıkıyor. Neyse ki bizim diğer setten de çıkmıştı. Ayrıca bulaşık makinesi seti falan da açacağım. Onlardan da çıkacak. O yüzden hani yokluğunu hissedeceğimi düşünmüyorum çatal bıçak sayısı açısından, ama bir tek bu seti alan arkadaşlar yokluğunu hissedebilir. Çünkü yani insan 2-3 tane daha koyardı diye istiyor yani. Setlerim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Sadece tabak çatal sayısı biraz daha fazla olabilirdi. Artık koyacak yer mi kalmadı kutuda onu ben bilemem. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bana ilk like, ikinci like, üçüncü like yazıyorsunuz ya, inanılmaz mutlu oluyorum. Bana çok güzel enerji veriyorsunuz. Ben normalde böyle her gün video atmıyordum. Bu setler bende epeydir var, yani 4 aydır var, ama sizden aldığım enerjiyle artık atasım geliyor. Çünkü biliyorum ki birileri izliyor. O zamanlar kimse böyle izlemiyordu. Takip edenler eş dostu falan. Hani kimse önemsemiyor falan diye düşünüp üzülüyordum. Şimdi böyle sizden olumlu mesajlar alıyorum. Güzel böyle konuşuyoruz. Biz küçük bir aile olduk. Sare TV ailesi olduk. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Barbie severler ailesi olduk. LOL açacağım arkadaşlar. Başka bebek açacak mısınız diye soranlar için. Beyblade açacağım. LOL açacağım. Açacağım, LOL'u göstereyim hatta. Bu LOL'u açacağım arkadaşlar. Bir de Hair Wipes'ler var iki tane. Bir tane de LOL ne vardı? Bir tane daha Global bir şey diye bir LOL var. Bir de LOL'ün hayvanları var. Üç tane. Onları açmayı düşünüyorum bir videoda. Bu şekilde ve bunun serisini tamamlayıp bütün serileri de açmayı düşünüyorum. Bir sonraki videolarımda onlar da olacak. Ama hemen değil. Bunu hafta sonu çekmeyi düşünüyorum. Uzun sürecek çünkü. Bakalım yarın hangi video bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri aşırı aşırı ama çok aşırı seviyorum. Özellikle o yorum yapan minnak tatlı şirin takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.